Gazetecilerle buluştuktan sonra esnaf ziyaretini yapan Davutoğlu değirmen altında gençlerle ve esnafla bir araya geldi. Başbakanlarımızdan, Sayın Genel Başkanımız aynı zamanda Ahmet Davutoğlu'nun gelecek olması bizleri heyecanlandırdı. Bütün gazeteci dostlar da burada olmak istedik. Ahmet Akçay bizim için değerliydi, kıymetliydi. Adaylığı bizim için çok önemliydi. Kendisini de bize ziyaret edeceğiz demeleri Sayın Recep Başkanımla birlikte açıkçası bizi heyecanlandırdı ve şu anda sizleri görmekten gerçekten mutluyuz. Her şeyden önce hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek sözüme başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten İstanbul'un Avrupa yakasına geçip buradan Tuna'ya doğru gittiğim zaman Sıla gibi geliyor. Yani bütün Rumeli'nin her yerin adım basmıştır. Her yerde bir hatıram var. Tekirdağ şehirlerle ilgili kitaplarda yazdım. Birçok konferans verdim. Baktığımda bir şehrin büyümesi, gelişmesi, kültürel bakımdan sadece kendi ülkesinin ve bölgesinin değil, Avrupa'nın da en önemli şehirler arasına girmesi için hangi şartlar var desiniz, hemen hemen hepsi Tekirdağ'da var. Çok sağlam, verimli bir toprak. Türkiye'nin ovalarını, tarım potansiyeli itibariyle çok tahmin ettim. Üzerine çok çalıştık. Konya Ovası'ndan, Muş Ovası'ndan, Samsun'dan Çukurova'ya kadar, Trakya kadar bereketli, yağış düzeni itibariyle her türlü verimi almayan müsait toprak çok az. Dönüşüm yapıldı. Yok. Tarımda diyoruz, Türkiye tarım üretimi daralıyor. Trakya dahil her yerde büyük tarım arazileri tarımdan kopuyor. Nasıl yapacaksınız tarıma, çiftçiye geri döndüreceksiniz bunu? İkinci önemli kaynak, ayıracağımız kaynak şuydu, deprem ve kentsel dönüşüm dışında. Büyük şehirlere göç olan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için veya büyük şehirlerdeki yükü kırsala çekmek için kırsal kalkınma planları. Tarım kentleri kurmak, kent tarımını teşvik etmek. Tekirdağ'ın limonu, bugün sordum, tamam limon anlarım, Antalya'dan geliyor dediler. Ama Tekirdağ'ın domatesi Antalya'dan geliyorsa, bu Antalya'da yazık, Tekirdağ'da yazık. Tüketiciye çoktan yazık. Çünkü yoldaki transport ücreti fiyat olarak biniyor. Peki Trakya'nın tarımı yetmez mi? Değil Tekirdağ. Bakın Trakya'nın tarımıyla bütün Balkanlar beslenir, size söyleyeyim. Bilinçli, düzgün tarım yapın. Buna Batı Trakya'yı da eklersek ki benim memleketim Batı Trakya. Hepsi Konyalıdır. Değil mi Necmi?